En çok izlenen Avrupa merkezli Türkçe haber bülteni camiada gündemler herkese merhaba. Bugün 19 Ekim 2022 ben Ferhan Kösoğlu. Günün öne çıkan sıcak gelişmeleriyle karşınızdayız. Almanya ile ilgili endişeleri artıran bir tahmin geldi. Asıl zor geçecek kışın 2023 olacağı duyuruldu. Detayları paylaşacağız. Fransa'da hükümet Müslüman kız öğrencilerin etek boyuna takmış durumda adeta. Detayları aktaracağız. Avusturya'da Nazi propagandası yapanlar memurluktan atılacak. Bu konunun detayları da haber bültenimizde olacak. Daha birçok sıcak başlık bizi bekliyor. Avrupa'nın Türkçe haber bülteni camiada günden başlıyor. Uluslararası Para Fonu IMF, Almanya ile ilgili endişeleri artıran bir açıklamada bulundu. Kurumun birinci başkan yardımcısı Almanya'daki enerji krizinin yakın zamanda ortadan kalkmayacağını belirterek bu kış zor olacak ancak 2023 kışı daha da kötü olabilir ifadelerini kullandı. Uluslararası Para Fonu 1. Başkan Yardımcısı Gita Gobinat Almanya'daki enerji krizinin yakın zamanda ortadan kalkmayacağını belirterek bu kış zor olacak ancak 2023 kışı daha da kötü olabilir ifadesini kullandı. Kobinat, Alman medyasına yaptığı açıklamada Avrupa'nın en büyük ekonomisine sahip Almanya'nın bir süre enerji kriziyle mücadele etmek zorunda kalacağını aktardı. Bu kış zor olacak ancak 2023 kışı daha da kötü olabilir ifadesine kullanan Gobinat, enerji krizinin yakın zamanda ortadan kalkmayacağını, Almanya'nın buna hazırlanması gerektiğini vurguladı. Kobinat, ülkede yenilenebilir enerjinin yaygınlaşmasının önemli ölçüde hızlandırılması gerektiğini aktararak Almanya'nın diğer ülkelerden güvenilir olan enerji kaynaklarına ihtiyacı var. Federal hükümet her ikisi üzerinde de çalışıyor ve bu gerekli değerlendirmesinde bulundu. IMF 11 Ekim'de Almanya'nın 2022 yılı büyüme tahminini %1,2'den %1,5'e çıkarırken ülkenin gelecek yılsa %0,3 daralacağı öngörüsünde bulunmuştu. Almanya, Moskova'nın kuzey yakın bir doğal gaz boru hattı üzerinden gaz akışını durdurma kararının tetiklediği sarmal bir enerji kriziyle karşı karşıya bulunuyor. Fransa'da maalesef hükümetin, hükümet içerisinde de özellikle İçişleri Bakanı Gerard Dermana'nın Müslümanlarla ilgili gündemi bitmiyor. Seçim dönemini geride bıraktık artık normale dönecek diye beklerken Müslümanlar üzerindeki baskı daha da artıyor. Son olarak İçişleri Bakanı okullarda Müslüman kız öğrencilerin giydiği uzun etek ve bol elbiseleri laikliğe saldırı olarak nitelendirdi. Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin okullarda laiklik ihlali bildirimlerinin arttığını ifade ederek valilere eğitim camiasına gereken desteğin yapılması konusunda talimat verdiğini açıkladı. İçişleri Bakanı, tehditlere maruz kalacak eğitim personeline gereken tüm yardım yapılacak, dedi. Dermanan, diğer yandan öğrencilerin okullarda uzun kıyafet giymesini İslamcı bir saldırı olarak niteledi. Bakan Dermanan, bu sadece bir gençlik krizi değildir, bizim değer sistemimize ve layıklığa saldırıdır ifadesini kullandı. Vatandaşlıktan sorumlu Devlet Sekreteri Sonya Bakeda, eğitim sezonunun başlamasıyla laikliğin ihlali bildirimlerinin artmasının sebebinin İslamcıların gençlere özendirdikleri geleneksel kıyafetlerin meyvesi olduğunu ileri sürdü. Eğitim Bakanlığı'nın perşembe günü açıkladığı rakamlara göre, Eylül ayında orta ve lise seviyesindeki okullarda laikliğin ihlalini kapsayan 313 rapor gönderildi. Bu rakamın 2022'nin ilk dönemine nazaran artış gösterdiği ifade ediliyor. Fransa Eğitim Bakanı Papendyaye 2004 yılının okullarda dini kıyafet ve simgelerin yasaklandığı kanunun bu uygulamalara karşı yeterli olduğunu ifade ederek sıkı bir şekilde uygulanacağını ekledi. Bazı okul müdürlerinin dini kıyafet olarak belirledikleri uzun ve bol kıyafetlerin kastedildiği belirsizlikse Müslüman öğrencileri mağdur etmesi bekleniyor. Avusturya Adalet Bakanı Alma Sadiç, Nazi propagandası yaptığı gerekçesiyle cezaya çarptırılan memurların memuriyetten çıkarılacaklarını bildirdi. Avusturya Adalet Bakanı Alma Sadiç, Nazi propagandası yaptığı gerekçesiyle cezaya çarptırılan memurların memuriyetten çıkartılacaklarını bildirdi. Bakan Sadiç, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Demokrasi ve insanlık düşmanı Nazi ideolojisi yanlılarına karşı daha dikkatli olunması gerektiğini belirterek söz konusu kişilerin demokratik kurumlarda yerinin olmadığını ifade etti. Ülkede nazi ideolojisini yasaklayan kanuna aykırı davrandığı için cezalandırılan memurların kamuda çalışmalarına son vereceklerini belirten Sadiç, nazi propagandası nedeniyle hakkında mahkumiyet kararı verilen kamu görevlilerinin memuriyetten çıkartılmalarını sağlayacak yasa düzenlemesi hazırlıyoruz ifadesine yer verdi. Sadiç, nazi dünya görüşünü yücelten her türlü yaklaşımın demokrasiye yönelik bir saldırı olduğunu kaydederek, Nazi propagandası nedeniyle para cezasına çarptırılan ya da hüküm giyen memurların devlet görevinde işinin olmadığını belirtti. Avusturya'da 1947'de yürürlüğe giren kanun Nazi ideolojisini suç olarak tanımlarken bu görüşün yeniden canlandırılması, propagandasının yapılması veya yüceltilmesini yasaklıyor. Avusturya ordusunda bir çavuşun 2019-2020'de Nazi sembolleri bulunan üniforma giymek suretiyle bu ideolojinin propagandasını yaptığı gerekçesiyle para cezasına çarptırılmasına rağmen ordudan atılmayarak geri hizmette görevlendirilmesinin hafta başında ortaya çıkması tepkilere yol açmıştı. Türkcell'in dijital ödeme ve finansal hizmetler platformu Paysel, Avrupa ülkelerindeki faaliyetleri ve büyüme planı kapsamında Almanya'daki ilk ofisini açtı. Paysel Avrupa'nın önde gelen finansal çözüm sağlayıcısı Solaris ile de işbirliğine gidiyor. Türk ödeme sistemi Paysel Avrupa'da. Türkiye'de faaliyet gösteren dijital ödeme platformu Paysel bundan sonra Avrupa'da da faaliyet yapacak. Almanya'nın Stuttgart kentindeki dijital inovasyon merkezleri Dihab alanında hizmetlerine başlayan Paysel, ilk olarak Avrupa'dan Türkiye'ye veya Avrupa ülkeleri arasında uluslararası para transferi hizmetiyle para gönderimi ve alımı hizmetleri sunacak. Türk Telekomünikasyon ve Teknoloji İşletmesi Türksel'in ürünü olan Paysel, Türkiye'nin mühendisleri tarafından geliştirildi dijital ödeme platformu olarak hizmet veren Paysel, ayrıca ARGE çalışmalarını da Avrupa sınırlarına taşıyor. Türksel Finans'tan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Osman Yılmaz, sınırların her geçen gün ortadan kalktığı finans ekosisteminde, Paysel'le hem kullanıcı beklentilerini en doğru şekilde karşılamak hem de Teklin sektöründeki konumlarını büyütmek için faaliyet alanlarını genişlettiklerini kaydetti. Avrupa'da Paysel Europe'un ilk ürünleri uluslararası para transferi hizmetiyle para gönderimi ve alımı olacak. İleri teknolojik altyapısı ve yenilikçi ürünleriyle kullanıcılarına sınırları aşan üstün bir dijital finans deneyimi sunan Paysel, daha sonra dijital cüzdan, yatırım, kart ve kredi gibi pek çok yenilikçi finans çözümleri sunacak. Ayrıca blockchain tabanlı yenilikçi dijital varlık hizmetleriyle de Avrupalıların kolay ve avantajlı finansal çözüm ortağı olacak. Dünya yayıncılık sektörünün önde gelen yayın evlerinin katıldığı Frankfurt Kitap Fuarı 74. yılında kapılarını ziyaretçilerine açtı. Fuara İGMG uhdesinde faaliyet gösteren Avrupa'daki Müslümanlara yönelik kitap ve dergi çıkaran sayılı yayın evlerinden biri olan Plural Yayın Evi de bu sene 7. kez katılım sağlıyor. Dünyanın en büyük kitap fuarı olan Frankfurt Kitap Fuarı bugün 74. kez kapılarını açtı. Temel konsept olarak çeviri ve kültür alışverişinin belirlendiği fuarın bu yılki onur konuyu ise İspanya oldu. Fuara Almanya'da Türkçe yayın yapan yayın evleri de katılım gösteriyor. Merkezi Köln'de bulunan ve Avrupa'daki Müslümanlara yönelik kitap ve dergi çıkaran sayılı yayın evlerinden biri olan İslam Toplumu Milli Görüş Uhdesi'nde faaliyet gösteren Plural Yayın Evi de bu sene fuara 7. kez katılım sağlıyor. 80 ülkeden 2000'e yakın yayın evinin katıldığı fuar 23 Ekim'e kadar açık kalacak. Fuarı hafta içi profesyonel ziyaretçiler, cuma gününden itibaren ise tüm ziyaretçiler gezebilecek. Fuar, 2019 yılında 104 ülkeden 7500 yayın evine ve toplamda 300 bine aşkın kitap kitapsevere ev sahipliği yapmıştı. 2020 yılında ise COVID-19 salgını nedeniyle Frankfurt Kitap Fuarı ilk kez sanal ortamda gerçekleştirilmişti. Evet bu haberle bugünlükte en bültenimizin sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.